Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben şu anda Malezya'nın Penang şehrindeyim. Buranın Georgetown diye bir bölümü var. Ufak bir kasaba. Burası çok özel bir yer. Dünyanın en önemli yerleşim yerlerinden birisi. Neden mi? Burası 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bir şehir haline geldi. Burası normalde daha önce de öncelerde İngiliz sömürgesi altındaydı. Ondan sonra tekrar Malezyalıların eline geçti ve 2008 yılında da UNESCO burayı Dünya Mirası listesindeki birkaç şehirden birisi yaptı. Burada birkaç katı geçmeyen tarihi binalar var. Zamanında İngilizlerin yapmış olduğu. O binaları aynı şekilde koruyorlar. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Sadece restorasyon yapıyorlar çok kötü durumda olanlara. Buranın bir başka önemli özelliklerinden birisi ise bankacılık konusunda çok ileri bir yer olması. Zamanında İngilizler geldiğinde burası denizi olan, limanı olan bir yer. İngilizler geldiğinde burayı ticaret ve finans konusunda çok özel bir yer haline getirmişler. O yüzden burada dünyanın sayılı bankalarının hepsinin şubesi var. Buranın bir başka özelliği ve bugünkü videonun asıl konusu olan kısmı ise sokak sanatları. Burası Dünya Mirası listesine girdikten sonra belediye tarafından dünyanın çeşitli yerlerinden sokak sanatçıları buraya davet ediliyor ve şehrin birçok yerini, duvarlarını resimler yapıyorlar ve heykeller yapıyorlar. Şimdi size dünyaca ünlü o heykelleri ve resimleri göstermek istiyorum. Biraz önce heykelleri söylemiştim size. Bu heykeller gerçekten daha önce görmediğiniz tarzda heykeller olabilir. Çünkü bu heykeller çelikten yapılmış heykeller. Ben de ilk defa burada gördüm. Şimdi size onlardan bir tanesini göstereceğim. İşte o heykellerden birisi. Bu tamamen çelikten yapılmış bir heykel. Hemen yanında bir başka heykel daha var. Gördüğünüz gibi bu şekilde heykeller bu alanda toplanmış durumda. Şimdi resimlerin olduğu yere götüreceğim sizi. İlk resmimizin olduğu yere geldim. Bu resmin boyutu yaklaşık 4-5 metre yüksekliğinde ve buranın en ünlü resimlerinden birisi. Bu resmin ismi Fisherman, yani balıkçı olarak geçiyor. Bu resimler yıllar önce yapıldığı için bazılarının duvarlarında böyle kırılmalar oluşmuş durumda. Hatta bazı resimlerde daha da büyük parçalarının yok olduğunu da göreceğiz. Şimdi bir başka ünlü resmin olduğu yere gidiyorum. Mesela şu an yürürken normalde haritada olmayan bir yeri gördüm. Burası normal bir mağaza, şu anda kapatmış. Onun kepenklerinde bile resimler yapmışlar. Bunu kendisi özel olarak yaptırmış olabilir. Görüyorsunuz, Old Campbell Store. Bu da burada sıklıkla kullanılan bir bisiklet. Arkada sürme yeri var, şimdi buraya çizmemişler. İnsanlar önüne oturuyorlar. O şekilde gidiyorlar. Ben şimdi burada görürsem onu da çekeceğim. Veya hatta bir tane çektiğim vardı, onu buraya koyarım. Ben internetten bir tane link buldum. O linkte Google haritalar üzerinden bütün bu sokak sanatlarının olduğu yerleri işaretlemiş birisi. Ben de o haritaya göre geziyorum şu anda. O daha pratik bir kullanım sunuyor. Şimdi başka bir resmin önüne geldim. Bunun ismi Love on Bicycle. Yani bisikletteki aşıklar. Böyle yaklaşık 2 metre boyunda bir resim burada da. Bu güzel korunmuş. Duvarlar eskimemiş. Burada da bir fotoğraf çekineceğim şimdi. Sonra yola devam edeceğim. Yolda giderken gördüm şu anda. Bu şekilde gidiyorlar. Çok tatlı. Şöyle abi arkadan sürüyor bisiklette. Tamamen insan gücüyle çalışıyor. Ne elektrik var, ne benzin vesaire. Burası gerçekten çok özel bir yer ya. Çok özel bir şehir. Ara sokaklara girdim. Oralarda bile böyle inanılmaz güzel binalar, inanılmaz güzel korunmuş. Bakın göstereyim. Şehir bu şekilde. Şurada yine çok güzel bir bina var. Yes.
Şimdi buranın en meşhur sokaklarından birisine gireceğim. Orada da birkaç tane sokak sanatı var. Az önce gösterdiğim aracın burada otopark gibi bir yeri var. Burada bir sürü park etmişler. Müşteri bekliyorlar. Burada abi dinleniyor. Abiye sordum şimdi. Yarım saate 30 lira gitmiş. Yani 5 dolar, 6, 7. 7 dolar falan yapıyor ortalama yarım saatte. Yani pahalı biraz. Yani isteyen zevkine binebilir yani. Şimdi en ünlü resimlerden birinin önüne geldim. Little Children on a Bicycle, küçük çocuklar bisikletin üzerinde anlamına gelen ve en meşhurlarından birisi. Çok da fazla sıra var fotoğraf çekinmek isteyen. Bisikleti gerçek şekilde koymuşlar. Çocukları duvara çizmişler. Şimdi gösteriyorum. İşte görüyorsunuz bisiklet gerçek şekilde duruyor. Çocukları çizmişler duvara. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Çok popüler bir resim buradaki. Şimdi burada da bir fotoğraf çektireceğim. Diğer resmin oraya doğru gideceğim. Artık sonlara geldik. İnanılmaz güzel bir Çin mimarisi gördüm. İçeriye giriş yasak. Ne olduğunu bilmiyorum. Öğrenip ekrana yazacağım. Şöyle inanılmaz güzel bir bahçesi var. Sağda yine resimler var. Çok güzel bir mimari. Görüyorsun, harika gözüküyor gerçekten. Burası müzeymiş ama şu anda kapalı. Tarih müzesiymiş. Saat 4'te kapanmış. Şu anda saat 7.30 falan. Burada da yine çok güzel bir çalışma yapmışlar. Yine gerçek bir bisiklet var. Pencerede çocuklar var. İnsanlar genelde aynı şekilde fotoğraf çektiriyorlar. Çocuklara doğru elini uzatıyorlar. Ben de çektirdim o şekilde. Onu da şimdi ekrana koyuyorum ve diğer yere geçiyorum. Başka bir sokak gördüm. Böyle çok renkli, yanlarında rüzgar gülleri var onlarca. Tepeye de balon gibi ışıklar yapmışlar. Çok güzel gözüküyor. Burada da duvara sokak sanatları fotoğraflarından nefret ediyorum yazmış birisi. Nefretinde üzerini çizmişler. Tam da denk geldi yani bu videonun üstüne. Burada da yine biraz öncekine benzer resimlerden birisi var. Bu sefer motosiklet koymuşlar. Gerçek bir motosiklet. Yine motosikletin üzerinde bir çocuk var. Kapıya çizmişler. Burada da fotoğraf çekiniyorum. Son bir aradığım yer vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Bruce Lee'nin olduğu. Onu da bulduktan sonra videoyu bitireceğim. Bruce Lee'nin olduğu resmi de buldum. İnanılmaz şekilde hasar görmüş, dökülmüş durumda. Onu da gösteriyorum hemen size. İşte şurada Bruce Lee tekme atarken karşısında da birisi var. Ve bayağı hasar görmüş, dökülmüş yıllar içerisinde. Yanında da yine birkaç tane böyle resim var. Evet, Bruce Lee'yi de gösterdim. Penang gerçekten dünyada sokak sanatları konusunda çok önde gelen şehirlerden birisi. Siz de eğer buraya gelirseniz mutlaka internetten bu sokak sanatlarının olduğu haritayı bulun ve bu güzel sokakları siz de keşfedin, fotoğraflar çekinin. Çok güzel şeyler var, yiyecek içecek. Onların hepsini deneyebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Skin.